Günaydın sevgili izleyenlerimiz. 3 Haziran 2020 günlerden çarşamba, yine sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Evet efendim, günler böyle su gibi akıp gidiyor. Senenin yarısına gelmiş bulunuyoruz. Bakalım Mayıs ayı bayağı ciddi böyle sokağa çıkma yasaklarıyla, pandemi süreciyle, orada yaşanan sıkıntılarla, üzücü olaylarla geldi geçti. 2020'ye girdiğimizden beri aslında o kadar çok şey yaşadık ki umarım ilk yarı böyle olsun ama bundan sonraki ikinci yarıda güzel şeyler yaşansın beklentisi içerisindeyiz. Gerçi çıkan haberlere baktığımızda ya da uzmanların açıklamalarını okuduğumuzda sanki 2020 böyle çok da güzelliklere imza atabilecek bir yıl gibi görünmüyor. Umarız onlar yanılırlar diyelim ve güzel tarafından bakmaya çalışalım hayata. Evet, hayat başladı. Dün itibariyle 48 gün sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi tekrar açıldı. Milletvekilleri işbaşı yaptı. Oldukça hararetli dakikalar, saatler yaşandığını kısmen izledik, gördük hep birlikte. Bu dönem sanırım bu pandemi sürecinin telaşıyla da birlikte bir takım yasalar böyle hızlı bir şekilde meclise gelecek, kıyametler kopacak ama sonrasında her zaman olduğu gibi sanırım o yasalar geçecek ve başka, hani diyoruz ya, başka dünya, yeni Türkiye, işte efendim yeni yaşam, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak gibi böyle büyük büyük laflar. Onda hiç anlayasım yok yani, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ne demek? Sonuç itibariyle biz oradan gelmiş, onları yaşamış ve halen yaşayan bireyleriz. Hani bunun yenisi ne olacak? Uzaylılar mı gelecek artık? Onlar mı yerleşecekler bizim yerlerimize diye insana böyle abuk sorular sorduruyorlar. Dolayısıyla ben bugünü ve yarını yaşamak adına yapılacak olan ya da yapılmak istenen yanlışlar konusunda hepimizin duyarlı olması gerektiğine inananlardanım. Dün bu konuyla ilgili Bursa'da yine bir takım açıklamalar oldu. Gündeme gelen konular var. Bunları konuşmak istedik. Neyle ilgili? Tabii ki TUMOP'la ilgili. O yüzden bugün TUMOP İl Koordinasyon Sekreteri Sayın Feridun Tetik konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Evet, neler oluyor böyle? Şimdi öncelikle Günaydın programı izleyicilerini ve değerli basın emekçilerini, Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği, Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği ve şahsım adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ederiz. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Şimdi efendim, malum hem Türkiye'de hem dünyada bir COVID-19 salgını yaşıyoruz. Yani Türkiye'nin de dünyanın da böyle bir gündemi varken meclis, akademik odaların, baroların ve tabip odasının yasalarını değiştirmek üzere bir takım çalışmalar başlattı. Türkiye'nin önceliği olmadığını düşünüyoruz. Her gün şu anda 700'lü rakamlarda daha hasta sayısı varken, işte 20'li rakamlarda hayatını kaybeden vatandaşımız varken, sağlık çalışanlarımız aylardır evlerine gidemezken, çocuklarını göremezken, onları balkonlarda alkışlıyoruz. Sonra da diyoruz ki biz sizin yasanızı değiştirelim. Hani bu o fırsat kollamak gibi bir şey. Hiç şık değil. Hani zamanı değil en azından, öyle diyelim. Dolayısıyla yani biz TUMOP olarak ve diğer akademik odalar olarak şu anda meclisin zamanı daha faydalı işlere ayırmasını, kapanan 300 bin iş yeri var, işini kaybeden milyonlarca insanımız var, bunlara bir çözüm yolu üretmelerini, hastaneler henüz randevu vermiyor, daha ameliyatlar başlamadı, işte okullar açılmadı, böyle bir sürü sorun varken, iş yerleri, fabrikalar tedarik zincirini oluşturamaz, üretime başlayamazken, şimdi durduk yerde TUMOP'un da akademik odalarında meclisten de hükümetten de böyle bir talebi yokken böyle bir işe neden gerek duyulur? Onu anlamakta zorlanıyoruz. Ne yapılmak isteniyor? Şimdi 2011 veya 12 yıllarında Abdullah Gül Cumhurbaşkanı iken Devlet Denetleme Kurulu zaten TUMOP ve bağlı odaları bir denetledi. Eğer bir şey olsaydı zaten bu zamandır bir şeyler yapılırdı. Yani üzerlerine gidilirdi. Hem seçim sistemi olarak demokratik ve şeffaf bir denetleme sistemi var. Biz kendi iç denetimlerimizi her 3 ayda bir iç denetimden geçeriz. Bağımsız kuruluşlarca yine odalarımız ve şubelerimiz denetlenir.
Dolayısıyla her şey anayasanın 135. maddesine göre kurulmuş bir kurum, odalar. Şu var, biz TUMOP bu ülkenin vicdanı, bu ülkenin okumuş çocukları, işte bakıyorsunuz yüksek puanlarla üniversitelere gitmiş hekimler, mühendisler, bu ülkenin kalkınması, sanayileşmesi, demokrasisi için mücadele ediyorlar. Bu ülkenin kaynaklarını verimli kullanalım. Büyük Atatürk kamucu politikaları kurmuş. TUMOP da zaten bunları destekliyor. Bu pandemi sürecinde bu kamucu politikaların ne kadar doğru bir tercih olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Eğer bizim sağlık sistemimiz halen sosyal devlet niteliğinde olmasaydı, işte Amerika'daki durumları gördük. Çok başarılı bir şekilde yönetildi. Hekim sayısı diğer Avrupa'daki ve Amerika'daki nüfusu oranladığımızda bu kadar az olmasına rağmen Türkiye bu süreci çok başarılı yönetti. Başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanları ben kutluyorum. Çok özverili çalıştılar. Bunlar bunu hak etmediler. Yani bunlara teşekkür bu şekilde olmamalı. Evet. Dün bir açıklama yaptınız. Oda yöneticileriyle bir araya geldiniz ve bir basın açıklamasında bulundunuz. İsterseniz biraz onun içeriğinden bahsedelim. Şöyle, şimdi bu ülkede şu anda Covid salgını had safhada. 4000 üzerinde de yurttaşımızın hayatını kaybetti. Sağlık çalışanlarımız da aylardır çocuklarını dahi görmediler. Ama otellerde, ama işte bazı belediyelerin sunduğu sosyal tesislerde konaklıyorlar. Özveriyle çalışıyorlar. Yine iş yerleri, sanayi tesisleri açılmaya çalışılıyor. Bir sürü insan işini kaybetti. Ekonomik gelir kaybına uğradı. Bu kadar üniversitemiz var, bu kadar işsizimiz var. %25'ti genç işsiz eğitimli kesimde. Bu sayı her geçen gün artıyor. Biz bu insanlara iş bulmamız lazım. Bütün bunlar varken işte esnaf kepenk kapatmış, açılmaya çalışılıyor. Bütün bunlar dururken, beklerken kalkıp biz TUMOP yasasını, seçim yasasını değiştirirsek yani ne elimize geçecek, ne elde edeceğiz? Kaldı ki şu anda odaların seçimleri son derece demokratiktir. TUMOP'ta da öyle. TUMOP'ta 24 tane odadan oluşur ve üye sayısı 100 bin olan odanın da bir delegasyonu vardır. 3 bin olan odanın da bir tane delegesi, temsiliyeti vardır. Yani bu kadar demokratik bir yapıyı biz neden değiştirmeye, kurcalamaya, iş yapamaz hale getirmeye çalışıyoruz? Dediğimiz gibi hükümetin de meclisin de daha önemli işleri var. Eğer bir iş yapacaklarsa bu genç insanlara iş bulalım. Bunlarla uğraşsınlar, mesailerini, enerjilerini buna sarf etsinler. Atanamayan öğretmenler var. Bu çocuklar atandı, okullar açılmadığı için birçoğu çalıştığı kurumlardan istifa etti. Şu anda zor durumdalar, işsizler. Çarşıda, pazarda karşılaşıyoruz. Adam mühendislik okumuş, işte şu mesleği okumuş ama pazarcılık yapıyor. Yazık, günah, israf. Hani bu anne babalar çocukları ne ümitlerle hazırlıyorlar. Biz de hayatımızı devlet okullarında okumuş, hayatını kazanmış insanlar olarak kendimize, bu topluma bir görev adlediyoruz. Yani bir hizmet edelim. Paramız olsa para olarak verelim. Ama bilgimiz, becerimiz var. Bunu halkımızın hizmetine sunalım. Bu kamu kurum ve kuruluşlarını yaşatalım. Çünkü bu pandemi sürecinde eğer bizim sağlık sistemimiz tamamen özelleşmiş olsaydı biz de Amerika'nın ve Avrupa'nın durumuna düşecektik. Onun için bunları anlatmaya çalışıyoruz. Şu anda böyle bir salgın varken bu TUMOP'un, baronun ve tabip odasının yasasını değiştirmeye uğraşmanın hiç yeri ve zamanı değil, bir fırsat kollamadır. Bence gerek iktidar, milletvekilleri, en çok iş onlara düşüyor. Aklı Selim'in galip geleceğini ben umuyorum. Bu kez gelmeyecek gibi görünüyor. Bunların da şimdi anneleri var, çocukları var, kardeşleri var, toplumla iç içeler.
Onlar da hastaneye gidiyor. Bizim gibi bir takım yerlere gidiyorlar, geliyorlar. Bunların da bu işi fark edeceğini, ümidimizi kaybetmedik. Bunu bekliyoruz. Ben ümit ediyorum. Yani... Özellikle barolar konusunda oldukça sert bir tutum var. Dolayısıyla çok da şey olmayacak gibi görünüyor. Bu arada tabii şey var bizi izleyenlerden, İnşaat Mühendisleri Odası üyelerinden Enver Yılmaz diyor ki, Aysin Hanım, TUMOP 1954 yılında kurulmuş, o yasayla yönetiliyoruz. Elazığ'ı sağcılar kazanıyor diye kapatıp Diyarbakır'a bağlama yetkisi olan bir genel merkez yapısı var. İstanbul'da 30 bin üye var, 50 bin kişi oy kullanır. 30 binin delegesini alır. Bizim 4 bin üyemiz var. 2500 kişi oy kullanır. Biz de 4 binin delegesini alırız. Sivas dahil İç Anadolu'daki bütün iller Ankara'ya bağlıdır diye yorumlamış. Şimdi ben hani kendim makine mühendisiyim. Hı hı. Makine mühendisleri odasından bir örnek vereyim. Türkiye'de 18 tane şubemiz var. Ve 81 ilde örgütlüyüz. Hı hı. Kamusal denetim yaparız. Şimdi örneğin Bursa'daki, merkezdeki belediyeler asansör kontrollerini özel firmalara verirler. Ama kaymakamlık, Orhaneli Kaymakamlığı ya da Harmancı Kaymakamlığı der ki hükümet binasındaki asansörü gelin ücretsiz kontrol edin, biz gider yaparız. Yani buradan işte Harmancı'ya ya da Büyük Orhan'a gider, oradaki denetimi evet. yaparız. Yine hastanelerin denetimlerini, yurtların denetimlerini, işte oradaki basınçlı kapların, kazanların, asansörlerin kontrollerini ücretsiz olarak yapıyoruz. Şimdi 18 şube var. Bizde kimsenin siyasi görüşüyle ilgili bir yapı yok. Şöyle, şimdi Diyarbakır öyledir de, Kayseri de ne bileyim, daha çok hani milliyetçi, MHP'li arkadaşlarımız vardır. Konya'da başka bir şeydir. Trabzon'da ama kimse görüşünden dolayı bir ayrıcalık olmaz. Herkes temsil edilir. Makine mühendisleri odasında biz delege sayısını 1000'le sınırladık. Bunda nedir şu yapı? Şöyle, bir kere en küçük, en az üyesi olan şube dahi 7-7-14 kişiyle temsil edilecek. Evet. Gerisinde üye sayısına bölmeye çalışıyoruz. Yani en az üyesi nerenin var? Şu an hani ezbere söyleyeyim ama diyelim ki Tekirdağ'ın var. Şimdi veya Edirne'nin. Edirne 14 kişiyle temsil edilecek. İstanbul'un sonra kalanlarını biz diğer şubeler arasında pay ediliyor. Yani nasıl her ilden 2-3 tane milletvekili çıkarıyoruz. Aynı yöntemi uyguluyoruz. Daha iyisini uyguluyoruz. 14 kişi de temsil edilsin diye. Dediğimiz gibi denetimler, iç denetimler sürekli yapılıyor. Devlet Denetleme Kurulu da bu yapıyı geldi, denetledi. Şimdi ekonomik durumu olmayan iller ya da temsilciliklerin ayakta kalma şansı yok. Bunu merkezi yapı finanse ediyor. Hı hı. Böyle de bir güzelliği var. Şimdi Bursa'nın işte 8500 üyesi var, 50 çalışanı var. Her türlü kurum kuruluşu oluşmuş. Ama küçük bir bölgede onun basın danışmanı olmaz. İşte teknik görevlisi azdır. Bir iki kişi çalışanı var. Onun diğer çalışmaları yapabilme şansı yok. O da Ankara'dan, merkezden veya diğer şubelerden destek alır. O şekilde kendisini eğitim hazırlaması, eğitim notlarını hazırlaması, kitapları hazırlaması çok mümkün değil. Şimdi bunu savunan arkadaşlar diyelim ki Zonguldak'ta işte iki tane çalışanı var. Eğitim verecek, bu kitapların, eğitim notlarının hazırlanması lazım, basılması lazım. Şimdi bunu nasıl yapacaksınız? Fiziki mekanınızın ona uygun olması lazım. Bu kitaplar Ankara'dan temin edilir. Yani oradaki şube bu işlerle meşgul edilmez. Dolayısıyla merkezi yapının böyle bir faydası var. Aynı eğitimler Türkiye'nin her yerinde hazırlanıyor kitaplar. Her yerinde tekrarlanıyor. Gerekirse sizin ilinizde o işin uzmanı yoksa o konunun, Ankara'dan talep ediyorsunuz. Diyorsunuz ki biz bu konuda eğitim almak istiyoruz ya da üyelerimizi bilgilendirmek istiyoruz. Size eğitmen tavsiye ediyorlar. Bu çok. Bizim buradan işte kaynak eğitim ve muayene merkezimiz var. Elazığ'a kadar gidiyor. İşte Kars'a kadar gidip hizmet veriyor, eğitim veriyor. Antalya'dan biz işte belli bir konuda uzman arkadaşımız var. Onu
talep ediyoruz. O da geliyor Bursa'da başka bir eğitimi veriyor. Hani iktidarı ya da yani yasa çıkarma, bunu farklılaştırmaya sebep olan şey ne? Neden değiştirmek istiyorlar? Şimdi hani TÜMOP bu ülkenin vicdanı. Bazı şeyleri eleştiriyor. İşte engel oluyorsunuz diyorlar. Aslında biz engel olmuyoruz. Şimdi bir kentlerin bir anayasası var, planları var. Bakıyor, bir şey yapmaya kalkıyor iktidar. Bakıyoruz planda yok. Biz bunu mahkemeye götürüyoruz, taşıyoruz. Hakim karar veriyor. Yoksa biz engel olmuyoruz. Ya bizim öyle bir gücümüz var. Şurayı yapamazsın, burayı, öyle bir gücümüz yok. Biz diyoruz ki okumuş çocuklar. Diyor ki burada bu yazmıyor. Böyle bir şey öngörmemişsiniz. Siz burada böyle bir şey öngörmediğiniz için bunu yapamazsınız. Hakim bakıyor, hak verirse tamam diyor, yapmayın. Şimdi Bursa'da yapılmayan işte Karaağız'daki proje. O zamanki belediye başkanı Tatlıoğlu, biz buna karşı çıktık, biraz kızdı falan ama sonradan geldi bize teşekkür etti. Ya dedi, sizi dinlemek dedi, çok iyi etmişim. Yani burası rant alık değilmiş. Sonradan anladık. Hani işte Demirtaş'ta, Dosap'ta termik santral yapılacaktı. Bugün işte akademik odalar buna karşı çıktı. Dediler ki uygun değil. Şimdi doğru bir şey olduğu ortaya çıktı. Değil mi? Tavur Plaza'ya yanlış, doğru değil dendi. 30 sene sonra yıkıldı. Madem doğruydu da niye yıktılar? Yani şimdi bunu söylemeyelim mi? Yani söylendi ama sonuçta bir çok geç işte dinleseler oldu. Şimdi bakın bu kentte güzel işler de yapılır. Örneğin kentin merkezinde yapan insanları da hayırlı anıyoruz. İşte Reşat Oyal Parkı. Değil mi? Halkın orada nefes aldığı bir yer. Evet, Kültür Park. Efendim Ekrem Bey Erdem Seker. Erdem Bey işte hayvanat bahçesini yaptı. Botanik parkı yaptı. Eğer olanlar olmasaydı gecekonduluk olacaktı. Sonra Mustafa Eroğlu, Allah rahmet eylesin, BESAŞ'ı kurdu. Bugün Bursa'nın işte medarı, iftiharı, herkes geliyor, ona sarılıyor. Ne kadar doğru bir iş yapıldı. Şimdi eğer TÜMOP'u dinleselerdi Doğan Bey olmazdı. Yani bugün orayı yapanlar savunamıyor. Kendileri ucube olduğunu kabul ediyor. Şimdi hadi bakalım nasıl kurtulacağız? Gelin kurtulun. Atatürk Stadyumu, ya bu kentin takımı birincilikte şampiyon olmuş. Hepimizin orada anıları var. Çocukken Muradiye'nin sırtlarından o stadı seyrederdik. Sonra aklımız erdi, yaşımız tuttu. Gidip orada Mesutları, Ersel'leri izledik. Değil mi? Hepimizin anısı var. Atatürk stadını yıktınız. Kentin kimliği kayboldu. Şimdi TOKİ'leri oraya yaptığınız Ulu Cami'nin ve Hanlar Bölgesi'nin özelliği kaçtı. Kent meydanı planda nasıl planlanmıştı? Tren istasyonlarının entegrasyonunu sağlayacak aktarma istasyonu olacaktı. Adı meydan olan bir AVM yaptık. Yani şimdi adı kent meydanı ama meydan yok orta yerde. Merinos fabrikası. Bursa'nın tarihidir. Atatürk ne demiştir? Her fabrika bir kaledir. Merinos fabrikanın ötesinde bir yaşam şekli, bir kültür. Yazlık sinemasıyla, restoranıyla, Merinos evleriyle, yani Bursa'ya bir kimlik kazandırmıştır. Bursa'da tekstilin bu kadar ön plana çıkmasının nedeni de burada eğitim almış insanlar. Daha sonra bunlar ama özel sektöre gitti. Ama kendileri iş yeri açtı ve Bursa tekstilde iyi bir noktaya geldi. Şimdi yine Bursa'nın ilk çamaşır makinesi fabrikası Tolon yıkıldı. Gittik oraya. O soğuk bir kış günüydü. Üzüldüm. Yani oraya, keşke orayı müze olarak koruyabilseydik. Şimdi biz burayı tarih kenti yapacağız, turist getireceğiz. Neyi, Doğan Bey'i mi göstereceğiz? Nereyi göstereceğiz? Ovakça'da doğalgaz çevrim santrali. Şimdi hiç çalışmadı. İşte BOSEN yapıldı. Zorlu enerji yapıldı, kapandı, gitti. Demek ki yanlış bir. Hadi oraları sanayi bölgesinin arkasındaydı. Buharı kullanacağız, ekonomik olacağız. Ama Ovakça'nın hiçbir şekilde ekonomik olmadığı ve olmayacağı belliydi. Halen de çalıştırılmıyor. Uludağ-İnka'ya bağlantı yolu. Kaç kere kaza oldu. Evet. Karayolundan uzman arkadaşlarımızla gittik. Buraların hatalarını rapor ettik, koyduk. Yine Ankara-İstanbul
yolu caddesi üzerinde otobüs durakları var. Kaç kere kaza oldu? Bu otobüs duraklarının nasıl bir standartta olması gerektiğini projelendirdik, büyükşehire verdik. Burada kaç tane çocuk kaza yaşamını geçirdi, izledim. Vefat etti. Burada evet. Biz de olabiliriz, bizim çocuklarımız da olabilir, hepimizin çocuğu olabilir. Yani biz bunu kent için düşünüyoruz. Toplu taşıma, şimdi işte T2 hattı. Keşke bunu hani Bursa ile bir tartışsalar. Bu ipek bir, yani tramvay buraya yetecek mi, yoksa bunu hafif raylı sistemi mi çevirmemiz lazım? 8000 kişinin çalıştığı TOFAŞ'ın önüne bir tane durak koymamışız. Bu tramvay sanki AVM'ye hizmet edecek gibi. Demirtaş Sanayi Bölgesi bununla bağlantılı değil. Biz servisleri kaldıramayacaksak, minibüsleri, dolmuşları kaldıramayacaksak, lastik tekerlekliler metro hattına paralel çalışacaksa bu trafiği nasıl rahatlatırsınız? Ya bunlarla ilgili dosyalarımız var, önerilerimiz var. Diyoruz ki lastik tekerlekliler tren hattına dikey çalışsın. Rekabet etmesin. Böylelikle minibüsleri kaldıralım. Dolmuşları kaldıralım. Kent ulaşımı rahatlasın. Hani bedava danışmanlık yapıyoruz. Komisyonlarımız var, raporlar hazırlıyor. Şimdi bunda çekinilecek bir durum yok. Aslında önerimiz şu kenti yönetenlere, hem vali beye hem de belediye başkanlarına, ya büyük projeler yaparken üniversiteleri, akademik odaları, efendim ticaret sanayi odasını, organize sanayi bölgelerini toplayın, beraber tartışalım. Buraların ihtiyaçları nedir? Buranın ulaşımı nasıl olacak? Efendim nasıl yapacağız? Tartışalım. Ha son karar. Yine siyaset kurum versin. Hani biz İşte ortak akıl geliştirilemediği yani, için akademik odalar hep muhalif görüntü verdiği için dolayısıyla iktidar da sanırım artık bundan yılmış ve diyor ki biz bunu yasayla değiştirip en azından onları susturalım. Ben bir reklama gideceğim. Bu Karya İş Merkezi'nin tamiratı, tadilatı hiç bitmiyor sevgili izleyenlerimiz. Özür diliyoruz sizlerden. Eminim matkap sesi size de ulaşıyordur bize geldiği gibi. Bir reklam arası verelim, sonra yine beraberiz. Tüm dünya gibi ülkemiz de koronavirüsle mücadele ediyor. Çok basit önlemlerle koronavirüsün yayılmasını engellemek mümkün. Sorun küresel, mücadele ulusal. Çözüm, tüm Türkiye'yi koronavirüsün yayılmasından koruyacak 14 kural. Ellerinizi sık sık su ve sabunla en az 20 saniye boyunca ovarak yıkayın. Öksürme ve hapşırma sırasında ağzınızı, burnunuzu tek kullanımlık mendille kapayın. Mendil yoksa dirsek içini kullanın. Ellerinizle gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunmayın.
Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranıza en az 3-4 adım mesafe koyun. Yurt dışı seyahatlerinizi iptal edin ya da erteleyin. Yurt dışından döndüyseniz ilk 14 günü evde geçirin. Ziyaretçi kabul etmeyin ve kendinizi izole edin. İzole edilmiş kişinin odasına maskesiz girmeyin. Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın. Sık kullandığınız yüzeyleri her gün temizleyin. Havlu gibi kişisel eşyalarınızı ortak kullanmayın. Kıyafetlerinizi 60 ila 90 derecede normal deterjanla yıkayın. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçının. Güçlü bir bağışıklık sistemi için bol sıvı tüketin, dengeli beslenin, uyku düzeninize dikkat edin. Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa, yaşlılarla ve kronik hastalığı olanlarla temas etmeyin ve maske takmadan dışarı çıkmayın. Düşmeyen ateş, öksürük ve nefes darlığınız varsa maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvurun. Risk almayalım, gerekeni yapalım. Koronavirüs riskine karşı 14 kurala uyalım. Unutmayın, koronavirüs alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir. Evet efendim, günaydın. Devam ediyor. Bugün konuğumuz TUMOP Bursa İl Koordinasyon Sekreteri Sayın Feridun Tetik. Tabii karşıt görüşler var, aynı düşüncede olanlar var, yazanlar var, düşüncelerini ifade edenler var. Reklam arası biraz onlara baktık. Tabii yani herkesin aynı düşünmesi mümkün değil. Ama şu biraz geldi bana, yani TUMOP kendi statükosunu tartışmaya açmaz. İllere il odası yetkisi vermezse bu hantal yapıyı birileri de yıkar. Korkum odur ki bunların yanlış yönetimleri yüzünden odalar kapanma noktasına gelecek. Gelir mi? Yok, öyle bir şey olmaz. Biz merkezi demokratik yapıyı öneriyoruz ve savunuyoruz. Bunun avantajları şudur. Dediğimiz gibi kendi bölgesindeki ekonomik olarak yeterli olmayan şubelerimizi merkez destekler. Yani büyük bir yapının bireyleriyiz. İşte buradaki örneğin Elazığ'daki hastanenin kontrolleri yapılacaktı. Diyarbakır şubede o vasıfta uygun teknik görevli olmadığı için Bursa'dan biz oraya teknik görevli gönderdik. Şimdi bunun il odası olsa böyle bir şey yok ama merkezi yapının bu tür avantajları var. Takım meselelerden faydalanıyorsunuz. Ankara'nın hazırladığı işte sanayi raporları var. Yani ilk yerli otomobil projesi bile oradan çıkmıştır. 1960'taki sanayi kongresinde görüşülmüştür. Şimdi böyle bir kongreyi bir il odasının özellikle küçük, yani az üyesi olan şubelerin ya da illerin organize etme şansları yok. Öyle bir fiziki mekanları da olmaz. Öyle bir ekonomik güçleri de yok. Yani bugün bir kongre, sempozyum yapmaya kalksanız 200 bin lira gibi bir bütçesi var. Yani işte 150-200-300 tane üyesi olan bir il odasının böyle bir organizasyonun içinden çıkma şansı yok. Ama artık odaların tabii bütçeleri de daraldı. Tabii son derece daraldı. Şimdi şöyle bakın, bu LPG kontrol, sızdırmazlık kontrolü vardı. Hükümet bunu ne yaptı? Hafif kusur yaptı, kaldırdı. Şu var, takipsiz bırakıldı. Bunu illa makine mühendisleri odası yapsın diye bir şey demiyoruz. TSE yapsın, işte TÜV yapsın ama birisi yapsın. Şu anda başı bozuk kaldı. Yani bizim söylemeye çalıştığımız, kamusal denetimin olması lazım. Ha bunu makine mühendisleri odası olur, başka bir oda olur, TÜV olur, efendim dediğimiz gibi TSE olur ama birisi yapsın. O sorumluluğu birisi alsın. Şu anda trafikte dolaşan LPG'li araçların hafif kusur olarak geçiyor ve denetimi yapılmıyor. Artık AVM'lere bile giriyorlar. Giriyorlar. Şimdi bakın, biz Bursa'da servis araçlarının ömrü 10 yıldır. Büyükşehir'den bize bir talep geldi. Dendi ki biz bunu 12 yıla çıkartmak istiyoruz. Bize bir öneri sunar mısınız? Biz de arkadaşlarla çalıştık. Dedik ki bunların bir korozyon testi yapalım şasilerine. Bir de onu geçerse de fren merkezlerini bir test edelim. Bunlara geçiyorsa bir yıllık uzatma verin. Evet.
O sürede yaklaşık 20 tane servis aracının kontrolünü yaptık. 10 tanesi bu testleri daha korozyonu geçemedi. Bu sadece servis minibüslerinde. Şehirler arası otobüsler var, kamyonlar var. Biz bu minibüslere servis aracı, okullara servis çekiyorlar. En kıymetli varlığımız çocuklarımıza emanet ediyoruz. Yani bir de nasıl yapıyoruz? Ya özel okula veriyoruz ama çocuğumuzu böyle bir araca emanet ediyoruz. Şimdi bu bir uzmanlık gerektiren bir şey. Hı hı. Yani bu çalışmayı yaptık biz. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne de verdik. Ankara'ya bakanlığa da gönderdik, trafik komisyonuna. Bir talep de geri dönmedi. Hani şimdi bedava danışmanlık yapmışız. Yani bize teşekkür etmeleri gerekirken. Şimdi bu doğru bir şey değil. Nasıl oluyor? Hani işte araç devrildiği için frenleri koptu ya da şasi bölündü oluyor. Halbuki bizim tespitlerimize göre aracın zaten şasi bölündüğü için devriliyor, kaza yapıyor. Ama bilirkişi, şimdi müessese çok karmaşık. Bilirkişilik müessese kuruldu. Herkes bilirkişi. Şimdi bu işin uzmanı, işte otomotivi bilen birisi. Yoksa işte başka sektörde, yani hiçbir mesleği küçümsemiyorum. Bizdeki, TÜMOP'taki kültür, hı hı, her oda eşit şekilde temsil edilir. Ve biz oylama yapmayız TÜMOP'ta. Eğer o konuda %100 ikna olmuşsak o konuyu kabul ederiz. Yoksa öyle hadi bakalım oylama yapalım, 20 kişi 11 alan kazandı. Öyle bir şey yok. Yani şimdi demokratik bir şekilde yapılan bir durum. Bunun neresinde bir hata var? Evet. Bunun neresini nasıl değiştireceksiniz? Niye değiştiriyorsunuz bunu? İkna süreçleri çalışır. Bursa'nın en değerli 4 arsası ihaleye çıkıyormuş. Son dakika haberi Bursa'da bugünden. Neymiş? Fatih Sultan Mehmet Bulvarı hastane alanı altında özel bir vakfa ait 51 dönümlük arsa, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 222 milyon liradan başlayan fiyatla ihale edilecek. Onun Podium Park'ın karşısında yer alan 4 ayrı arsa içinde 6.6 milyon lira geçici teminat isteniyormuş. Bakalım oralara neler olacak. Şimdi hadi bakın, size bir itiraz şeyi daha. Şöyle, yani biz bu kentin, bu ülkenin vicdanıyız. Hı hı. Şimdi elimde işte 2030 yılı 1/100.000'lik çevre düzeni planı var. Hı hı. Şimdi biz sokak örgütü değiliz. Bir şeye, evet, laf olsun diye de itiraz etmeyiz. Bakarız plana. Hı hı. Burada işlenmiş mi? Var mı? Yoksa, varsa sorun yok. Tamam. Ama burada yoksa, hı hı, buna itiraz ediyoruz. Mahkemeye gidiyoruz, diyoruz ki bu burada yazmıyor, bu uygun değil. Hakim de bakıyor, doğru, burada yazmıyor diyor, durduruyor. Şimdi o zaman... Peki mahkemeye gitmeden uzlaşı sağlayamıyor musunuz yerel yönetimlerle? Şimdi bakın, Kirazlı Yayla'da maden işletmesi, hı-hı, kuruluyor. Evet. Köylü buraya hapsedilmiş, adeta evinden çıkamıyor. Hı-hı. Madenin çıkarılmasına kimse karşı değil. Şimdi görüştük, yani... Maden işletmecileriyle de görüştük, devlet yetkilileriyle de görüştük, valilikle de görüştük. Diyoruz ki madeni çıkartın, buna kimse karşı değil. Hı hı. Yani şimdi karşı öyle değil. Madeni çıkartın ama, hı, işlemesini burada yapmayın. Çünkü oraya bir zenginleştirme tesisi kurmaya çalışıyorlar. Meyilli bir arazi, heyelan bölgesi. Gittik, baro, tabip odası, işte TÜMOP. Meyilli bir arazi, su yok. Suyu nereden alacaksınız? İşte en sonunda firma yetkilisi sinirlenecek, İznik Gölü'nden alacağız. Ya İznik Gölü'nün zaten durumu ortada. Evet. Bursa'nın içme suyu rezervidir. Zaten yazın ne kadar çekildiğini, metrelerce çekildiğini hepimiz biliyoruz. Orhan Gazi'ye giderken Çeltikçi Ovası var. Yani orada çeltik ekilirdi ismi, hı, üzerinde. Kargil geldi, ovada bırakın çeltik ekmeği, sebze ekecek su yok. Şimdi neden? Kargil orada derin kuyu yaptı ama... Alttan İznik Gölü'nün suyunu alıyor. Şimdi bir de böyle yetersiz bu durumda siz oradan Yenişehir'deki bu madene su tahsis ederseniz, bu sonra bu atık ne olacak o da belli değil. Bir çamurdan işte atık göleti yapılacak. Çok sağlam gölet dedikleri Tunçbilek'teki o atık havuzu yıkıldı gitti. Şimdi o atık havuzu diyelim ki yıkıldı. Hı
O su nereye gidecek? Çeşitli kimyasallar içeren su Yenişehir Ovası'na gelecek. Yani bunu söylemede bir sorun var mı? Neresi haksız? Bizim orada askerimiz, 150 civarında asker koymuşlar. Ürdünlü firmayı köylüye karşı koruyor. Yani askerimizin görevi Ürdünlü firmayı korumak mıdır, köylümüzü mü korumaktır? Korumak mıdır? Hani yazık o insanlar, çare istiyorlar. Evlerine hapsolmuşlar. Jandarma kesmiş, mezarlıklarına bile gidemiyorlar. Yani böyle bir durum. Şimdi bunu dile getirmeyelim mi? Dolayısıyla biz bu ülkenin, bu kentin vicdanı olmaya çalışıyoruz. Bunları açık yüreklilikle söylüyoruz. Son karar yine siyaset kurumundur. Büyük projeleri tartışalım. Bir akademik kurul olsun. Üniversiteler bu işin içerisinde olsun. Gelsinler, görüşlerini söylesinler. Türkiye'nin en eğitimli kesimi profesörler o kentle ilgili hiçbir görüş beyan etmiyorlar. Otomobil fabrikası kuruluyor. Şehir plancıları bölümü var teknik üniversitede. Mimarlık bölümü var. İşte otomotiv bölümleri var. Hiçbir tanesi bunda hiçbir görüş söylemiyor, söyleyemiyor. Yani böyle bir yönetim şekli olmaz. Peki sizler akademik oda olarak mesela onlardan görüş istediğinizde size de mi kapalı kutular? Tabii yani. Sadece bize değil yani. Yok. İyiymiş en azından. Yani şimdi stratejileri var. Tabii bakın bizim hedefimiz bu ülkenin sanayileşmesi, bu ülkenin kalkınması. İnsanların aşının işinin olması. Şimdi 8.000 kişinin çalıştığı, günde 1.300 civarında otomobil üreten bir Tofaş fabrikasının değeri aşağı yukarı 1.6 milyar dolar. Bir oyun firması satıldı. İşte bu hafta ne kadar? 1.8 milyar dolar. Tofaş'ta 8.000 kişi çalışıyor, orada 100 kişi çalışıyor. İşte yüksek teknoloji böyle bir şey. Biz Bursa için bunları istiyoruz. 16 tane sanayi, 13 tane sanayi bölgesi vardı. Son 10 sene içinde 18'e çıktı. Şimdi Bursa'nın ilk planlı organize sanayi bölgesinde işte Sifaş'ı, Polyen'i yıktık. Yerine AVM yapmaya çalışıyoruz. Geçin sanayi bölgesinde hurdacılar var. Güzel de bir isim bulmuşlar. Geri dönüşüm firması diye. Ya sanayi bölgesinde hurdacının ne işi var? Yani hadi o yetmedi. Gittik. Teknosabı yaptık. Değil mi? 20 milyar euroluk bir proje deniyor. E tamam otomobil eğer ille de yapacaksak, ille de Bursa'da yapacaksak gidelim orada yapalım. O da bizi kesmedi. Gittik zeytinliklerin içerisine, o güzelim alana otomobil fabrikası yapacağız. Yasa ne diyor? Zeytinliklere 3 kilometre yakında tesis yapamazsın. E şimdi bu yasayı biz mi yaptık? Yani yapanlar niye uymuyor? Böyle bir şey olur mu? Bunu bir söylemeyeceğiz de kim söyleyecek? Ya da akademisyenler söylemeyecek de kim söyleyecek? İşte plan burada. Böyle bir şey yok. Yani 2012'de yapılmış plan, ne Teknosaf var, ne işte şimdiki otomobil fabrikasının yeri var. Hiçbiri yok. Şimdi 100 binlik plan çalışması yapıyor Büyükşehir. Bir tek sanayi bölgelerini koymuş. Önce ulaşım master planını yapmış. Sonra 100 binlik plan yapacağız diyor. Halbuki önce bir 100 binlik çevre düzeni planı yapılması lazım. Sonra ulaşım master planının onun üzerine işlememiz lazım. Şimdi sanayi bölgeleri olmuş. Sanayi bölgelerinin arıtması nasıl olacak? Hiç bunlar belli değil. Bu ülkenin kaynakları kıt Aysin Hanım. Bunları verimli kullanmamız lazım. Çocuklarımız iş lazım, aş lazım. Biz ne yaptık? Merinos'u zarar ediyor. Suni İpek'i zarar ediyor diye kapattık. Bu insanları sokağa saldık. Şimdi bekçi alıyoruz. Bu insanlar zarar etse bile bu fabrikalar bir şey üretiyor. Bir üretim yapıyor. Bunları nasıl verimli hale getireceğiz diye düşünmeden, çaba sarf etmeden ne yaptık? İnsanları zapt-ı rap altında tutmak için efendim şey getirelim. Bekçi alalım. Bekçi sayısını artıralım. Yani bunlar bir şey üretmez. Üretim yapmamız lazım. Bu ülke dediğimiz gibi
Bu ülkenin sanayileşmesi lazım, kalkınması lazım. Sanayi bölgelerinin modernize edilmesi lazım. Yüksek teknoloji ürünlere girmemiz lazım. Bursa'da makine üretimi bir hayli iyi durumda. Ama şimdi bakıyoruz, işte dünyanın en büyük upcountını yaptık, dünyanın en büyük punch'ını yaptık. Bir bakıyoruz, motor Siemens'ten, yazılım Siemens'ten, ekipmanlar Rexroth'tan, yerli ne var? Demir ve işçilik. Şimdi yani böyle olmaz. Biz buradaki katma değeri yükseltmemiz lazım. Yani bu üretim sadece sanayide değil, tarım için de geçerli. Aynısı. Ovalarımızın, topraklarımızın değerlendirilmesi adına üretim gerçekten önemli. Şu an sanayi bölgesi oldukça fazla olan bir kentte yaşamamıza rağmen personel bulmakta zorlanıyorlar. Tabii. Sanat okullarına talep yok. Yok. Şimdi bakın, Demirtaş Meslek Lisesi, değil mi? Yani Bursalılar hepsi bilir. Okul yıkıldı, kimse sesini çıkartmadı. Sonra sanayicilerimiz diyor ki ya biz fabrikada çalıştıracak personel bulamıyoruz. Şey bulamıyoruz, eleman bulamıyoruz. Ben Uludağ Üniversitesi'nde okudum, Hürriyet'teki barakalarda. Orada atölyemiz vardı. Torna, freze. Şimdi sonradan işte bir üniversiteyi ziyaret ettik. Bir dedim atölyeleri de görelim. Ben şimdi bekliyorum ki o zaman manuel olan tezgahlar herhalde şimdi CNC olmuştur. Robotlar gelmiştir falan. Dediler ki biz orayı kapattık. Ödenek yokluğundan. Şimdi 40 sene sonra nereye gelmişiz? Hani ben hayal ediyorum ki ya işte bizim zamanımızdaki o manuel tezgahları yerine şimdi işte robotlar gelmiştir. CNC tezgahlar gelmiştir. Çocuklar da öyle yetişiyordur. Yani... Hayal kırıklığı. Böyle tabii. Şimdi üzülüyorum. Türkiye'nin 4. büyük kenti ama üniversite plakanın altında. Yani bizim gönlümüzden geçen şudur. Uludağ Üniversitesi en azından 16'nın üzerinde bir yerde olsun. Rektörle de bunu görüşüyoruz. Yani bunun için var mı bir öngörünüz? Ne öneriyorsunuz? Ne yapacaksınız da buraya geleceğiz? Yok bir hazırlık yok. Bursa'da bu kadar beyin var. Otomotivde çalışan, işte elektronikte başarılı insanlar var. Bunları bir araya toplayalım. Efendim, lisan laboratuvarları kuralım. Bursa'nın daha en az iki tane üniversiteye ihtiyacı var bence yani. Üniversite sayısından ziyade niteliği artırmamız lazım. Hı hı. Çocuklar atölye görmüyorlar. Bakın Türkiye'de 200 küsür tane üniversite var. Bunun herhalde 180'inde de makine fakültesi var. Şimdi kimse yanlış anlamasın ama küçük bir ilde. Şimdi il odası diyor ya arkadaşlar. Diyelim ki Bitlis'te üniversitede kurdunuz. Ya fabrika yok mu? Çocuk nerede staj yapacak? Tabii birbirine entegre olması yani, gerekiyor. Yani bunu hazırlamamız lazım. Şimdi Bursa bir otomotiv kenti ama sanayi ile üniversitenin işbirliği yok. Bunu sağlamamız lazım. Bursa'daki fabrikaların Bursa'daki üniversitedeki öğrencileri tercih etmeleri lazım. Gazete ilanlarına bakın öyle mi? Başka okulların, başka kentlerdeki okulların isimlerini yazıyorlar. Yani Uludağ Üniversitesi ya da Bursa Teknik Üniversitesi mezunu diye yazmıyorlar. Şimdi bundan üzülüyoruz. Biz kısıtlı imkanlarımızla küçük sanayide bir atölyemiz var. Burada her sene 100 tane gencimize kaynak, hidrolik, pnömatik eğitimi veriyoruz. Staj yaptırıyoruz. Ya bu çocuklar tutsunlar, kaynak pensesini tutsun, işte hidrolik ekipmanı kullansın, tanısın. Yani bunları hazırlamaya çalışıyoruz. Fabrikaya şaşırmasın diye. Evet, nasıl bir mücadeleye girişeceksiniz? Onun formülü ve yol haritası mutlaka vardır. Kısa bir reklam arası verelim. Sonrasında sohbetimiz devam etsin. Tüm dünya gibi ülkemiz de koronavirüs ile mücadele ediyor.
Dünyayı saran bu sorunla mücadele ederken dikkate almamız gereken bazı önlemler var. İşte tüm Türkiye'yi koronavirüsün yayılmasından koruyacak 14 kural. Ellerinizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca ovalayarak yıkayın. Öksürme ve hapşırma sırasında ağzınızı, burnunuzu tek kullanımlık mendille kapayın. Mendil yoksa dirsek içini kullanın. Ellerinizle gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunmayın. Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranıza en az 3-4 adım mesafe koyun. Yurt dışı seyahatlerinizi iptal edin ya da erteleyin. Yurt dışından döndüyseniz ilk 14 günü evde geçirin. Ziyaretçi kabul etmeyin ve kendinizi izole edin. İzole edilmiş kişinin odasına da maskesiz girmeyin. Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın. Sık kullandığınız yüzeyleri her gün temizleyin. Hiçbir kişisel eşyayı ortak kullanmayın. Kıyafetlerinizi yüksek ısıda yıkayın. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçının. Güçlü bir bağışıklık sistemi için bol sıvı tüketin. Dengeli beslenin. Uyku düzeninize dikkat edin. Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa yaşlılar ve kronik hastalığı olanlarla temas etmeyin. Ve maske takmadan dışarı çıkmayın. Ateş, öksürük, nefes darlığı şikayetleriniz varsa bir sağlık kuruluşuna başvurun. Risk almayalım. Gerekeni yapalım. 14 kurala uyarak koronavirüsün ülkemizde yayılmasına engel olalım. Unutmayın, koronavirüs alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir. Evet, günaydın da yine beraberiz. Bugün konuğumuz TUMOP Bursa İl Koordinasyon Sekreteri Sayın Feridun Tetik. Görünen o ki biraz böyle heyecanlı, tansiyonu yüksek günler sizleri bekliyor. Bu değişimle alakalı nasıl bir yol haritası çizdiniz, ne yapacaksınız? Şimdi biz bunu 2012'de de yaşamıştık. Bir kere bütün üyelerimize bir mektup yazıp bilgilendiriyoruz. Şimdi biz Bursa'da yani bütün şubeler toplantılara başladı. Üyelerini bilgilendirmeye, işte diğer odalarla birlikte oturup bunu halkı bilgilendirmeye. Şimdi billboard taleplerimiz var belediyelerden. Bu afişlerimizi billboardlara asacağız. Ondan sonra bütün milletvekillerinden randevu talep ediyoruz. Bunlarla görüşüp meramımızı anlatmaya çalışacağız. Bu kurumlar gelip geçici. Belli bir süre hizmet yapacağız, sonra döneceğiz. İşte Ankara'daki vekiller de belki 2 sene sonra, belki 3 sene sonra, neyse en geç 2023'te büyük kısmı kente geri dönecek. Burada yüz yüze bakacağız. İnsanlarla beraber yaşayacaklar. Kendi çocukları var hayatın içerisinde. Onlar da işte eğitim hayatlarını sürdürüyor. Onlar da bu sıkıntıları yaşıyorlar. Bir süre işsiz arkadaşımız var. Bunların aş sahibi olmaları lazım. Şimdi belediyeler denetimleri kaldırdı. Bu kadar üniversite mezunu gencimiz var. Bugün bakın sahte mühendisler türemeye başladı. Bugün bir proje yapıp belediyeye götürürseniz sizden getir bakalım işte oda belgeni şunu bunu diye sormuyor. O zaman ne yapıyor? Bu işi birazcık yarım yamalak bilen birisi proje çiziyor götürüyor belediye teslim ediyor. Öbür çocuklar da işsiz. Yani bunların biz savunucusuyuz. Çocukların haklarını savunmaya çalışıyoruz. İşte bu kadar avukat var. Tabipler var. Bunlar hepsi yarın öbür gün işsiz kalacak. Büyük bürolar yani artık küçük bürolar avukatlar da ortadan kalkacak. Büyük bürolar oluşacak. Evet, özellikle uluslararası firmalar. Dolayısıyla çalışan avukatlar çoğalacak. Ve şu anda üzülerek söyleyeyim, asgari ücrete çalışan mühendisler var. Doğru. TUMOP bir protokol yapmıştı SGK ile. Asgari ücret belirledi. İşte bu sene 2020 için 5.000 lira. Devlet bunun üzerinden
vergi ve sigorta alacaktı. SGK bu protokolü bozdu. Şimdi burada çalışan kaybediyor. Devlet de kaybediyor düşük prim aldığı zaman. Hani burada kimin bir patron kazanıyor. Yani böyle bir şey olur mu? Yani devlet kendisi bile bile gelir kaybına uğruyor. Artı çalışan insanımız belki eline daha az para verseler bile emekli olduğunda hiç değilse geçinebileceği bir emekli maaşı olacaktı. Bundan da mahrum kalıyor. Şimdi elimde hekim sayıları var. Hani bakalım. İşte Yunanistan'da 1000 kişi 6.3 hekim düşüyor. Türkiye'de ise 1.8. Buna rağmen bu hekim arkadaşlarımız ne kadar cansiperane, özverili çalıştılar ki Türkiye bu pandemi sürecini küçük yani en az zayiatla diğerlerine göre aktardı. Dolayısıyla burada onlara da bir haksızlık yapılıyor. Şimdi onların da seçim yasası değişiyor. Nasıl olacak? İşte biz karma sistem yapacağız. Şimdi bu kadar oy alan siyasi partiler var. Niye 3 bakanlık bu partiye, 5 bakanlık o partiye vermiyorlar? Madem iyi bir sistemde. Yani biz odaların siyasetten uzak durmasını, bilimsel çalışmalar yapmasını arzu ediyoruz. Ama olmuyor. Hep odalar bir şekilde siyasi malzeme durumunda, siyasi bir aracı konumunda. Günümüzde de böyle, geçmişte de böyle. Şöyle, şimdi bir rant oluşuyor. Yani büyük kentlere nüfusları topladık. Bunun ne kadar yanlış olduğunu da bu pandemi sürecinde yaşadık. Yani bütün fabrikaları siz Bursa'ya, İstanbul'a, İzmit'e toplarsanız nüfus hareketleri buraya gelir. Bunu yönetmeniz zorlaşır. Ondan sonra ne yaparsınız? İşte Koruparkın olduğu yer dinyit işletmeleriydi. 0.30 emsal vardı. 3'e çıkarttık. Bu rant kime gitti? Kente bir faydası oldu mu? Yok. Bir firmaya gitti. Ne yaptı? O firmada üstelik merkezi İstanbul'da. Bursa halkı gidiyor oradan alışveriş yapıyor. Ama Bursa'ya bir faydası yok. Şimdi kentte oluşacak böyle bir şeyin olmaması lazım. Yani bunlar planda işlenecek. Siyasi partilere de mesaj veriyoruz. Diyoruz ki bakın belediye meclislerine kararların %90'ı plan değişikliği. Bir karar alın, plan değişikliği yapılmayacaktır. Bitti. Bakalım meclis üyesi olmak isteyen kaç kişi çıkar? Ama günümüzde baktığımızda yani belediye meclis toplantılarını iktidar muhalefet kol kola gidiyor. Maalesef. İşte onlar anlaşmasınlar. Ama akademik odalar bakın burada yazılı kuralları uygulatmaya çalışıyor. Bunlara uyulması lazım. Yani işte 100 binlik plan yapılmış. Bu plana yazdıysanız buna uyacaksınız. Bizim söylediğimiz bu. Peki bu mücadelenizde tüm akademik odalar sizle birlikte mi hareket ediyor? Yani şimdi demin işte İnşaat Mühendisleri Odası'nın bir üyesi yazmış ama işte 18 tane şubesi varsa inşaatın Türkiye'nin yerinde 13-14 tanesi birlikte hareket ediyor. Bizimle hareket ediyor. Yani 3 veya 4 tane şube ayrı hareket ediyor. Öyle dediği gibi de değil. Yani bugün barolardan da işte Feyzoğlu karşı çıkmasına rağmen 53 tane baro birlikte hareket ediyor. Yani bu yasa teklifine karşı bir duruş sergiliyor. O da galiba bir geri vites yapıp birlikte yapabiliriz bu yasayı gibi bir açıklamada bulundu Feyzoğlu. Yani şimdi hani üyelerinden gelen baskı bugün sonucu. Bu eğer dediği yasalaşırsa hani birden çok baro kuruldu bilmem ne. Bundan hepimiz zarar göreceğiz. Ne olacak? İşte şimdi baro başkanı adil davranmak zorunda. Eğer bu işi doğru yönetmezse 2 sene sonra seçim var, bir daha seçilemez. Ama dediğimiz gibi çoklu sisteme geçtiğimiz zaman şimdi yapı denetimde yaşadık o yanlışlığı. Müteahhit kendi şeyini, yapı denetimini buluyor. Efendim her şey süt liman. Evet, şimdi havuz sistemine geçiyor. Yani şimdi doğrusu buydu. Bu, evet. Yani başından beri savunduğumuz mesele bu. Şu anda dediğimiz gibi 54'te yapılmış bir yasa ama gayet güzel yapılmış. Bugün hiçbir sorun yok. Devlet Denetleme Kurulu da bunu denetledi. Burada da bir şey bulamadı. Bulsaydı zaten bunca senedir buna bir önlem alırlardı. Demokratik de bir yapıdır. Arkadaşım söylüyor ama hani
13, 10, yani 18'in 13'ü niye bu tarafta duruyor? Bu yasaya karşı bir de öyle baksın. Şimdi Bursa'da bir sürü yanlış yapıldı. İşte Doğan Bey, yani bu arkadaşlar neye karşı çıkmış? Her şey çok güzel mi yapılmış Bursa'da? Bir kentsel dönüşüm yapıldı, değil mi? Herkes mağdur. At evlerden bir geçin bakalım. Yıkılmış evler, vatandaş mağdur. Oralar şimdi su dolmuş. Yarın sinek yuvası olacak. Şimdi evini veren mağdur olmuş. Yan taraftaki apartmanda oturan orada görüyor, mezbereliği, çöplüğü görüyor. O mağdur. Tabii Türkiye genelinde yani bu mağduriyetler yaşandı. Doğru yapalım, doğru yönetelim. Yani bunları baştan oturup konuşsaydık, tartışsaydık da doğru yapsaydık, doğru işler çıksaydı. Ama geçmişte akademik odalar daha etkin, daha söz sahibi ve hani az önce dediniz ya kentlerin vicdanı diye. Evet. Dolayısıyla çok sert eleştiriler yaparak bile olsa gündem oluştururlardı. Uzun zamandan beri akademik odalardan hani biz de beslenemiyoruz basın mensupları olarak. Bir duruluş var. Yani onlarda da böyle bir kabuğuna çekiliş söz konusu. Sadece kurum içi, yani kendi üyeleri bazında faaliyetler yapıp çok sıkıştırılırlarsa belki kent adına işte yorum yapma gereği duyan bazı odalar var. Onun dışında işte mesela pandemi süreci yaşıyoruz. Türkiye genelinde Türk Tabipler Birliği o süre şeyde yok, kurulda yok. Bursa'da Bursa Tabip Odası İl pandemi kurulunda yerini almadı. Hani ortak akılı oluşturabilmek adına taraflar ne yazık ki aynı masanın etrafında toplanamadığı sürece kentin kaybetmesi normaldir. Maalesef. Şimdi biz şöyle bakıyoruz. Akıl akıldan üstündür, ortak akıl hepsinden üstündür. Kesinlikle öyle. Biz bu kentin sakini değiliz, sahibiyiz. Ben Bursa'da doğumluyum, işte burada yaşıyorum. Sahip çıkmaya çalışıyoruz gücümüz yettiği müddetçe. Ama bu yasa teklifinin gündeme gelmesiyle birlikte aşağı yukarı her gün BAOK binasında bir etkinlik oluşuyor. Katılımda bu pandemi sürecine rağmen bir hayli de güzel oluyor. İnsanlar anlamaya başladı konuyu. Ben sahip çıkacaklarını, bunları her görüşten milletvekiline anlatmaya çalışıyoruz. Onların da bu işe ikna olacaklarını, aklı selimin galip geleceğine inanıyorum. Hele bu süreçte, yani başımızda bir sürü dert varken, bununla Türkiye'nin enerjisini kaybetmesinin hiç gereği yok diye düşünüyorum. Evet, siz öyle düşünüyorsunuz. Karşı taraf farklı düşünüyor. Sonuç itibariyle bir mücadele dönemine giriyorsunuz. Elinizi çabuk tutmanızda fayda var. Çünkü galiba hızlı bir şekilde ilerleyecek bu süreç. Evet. Görünen ve anlaşılan o. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı da bu konuda oldukça ciddi bir tavır sergiliyor. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Biz de takip etmeye devam edeceğiz. Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Konuğumuz oldunuz. Konuyla ilgili. İzleyicilerimize iyi günler, sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın. Esen kalın. Evet efendim, bugün de Günaysın'ın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarın sabah farklı bir konu, farklı konuğumuzla yine sizlerle birlikte olmayı umut ederek hoşça kalın, sağlıklı kalın.